Alo. Tamam. Anlaşıldı. Her şey hazır. Bu gece gideceğiz. Öyle bir şey olmayacak. Herkes anlamıştır benim kaybolduğumu. Çoktan peşimize düşmüşlerdir bile. Evden ne söyleyip çıktın Saadet? Herkesini Kemal'le biliyor. Bu yolun geri dönüşü yok. Birkaç saat sonra her şey bitmiş olacak. Gözümün önündeymiş be. Çekilsen önümden ya. Kusura bakma. Ne işin var burada? Yılmaz abi görmeye geldim. Neden? Habersiz çekip gittiğim için. Onu açıklama borçlusun. Ama başkasına borçlu değilsin, öyle mi? Evet, öyle. Müsaadenle. Bedir, bana bak. Bırak bu umursamaz tavırlarını, çünkü yemiyorum. Ucuz mu buldun, ondan mı yemiyorsun? Hayır canım. İstanbul'da o kadar okul varken benim okuluma yazıldığın için yemiyorum. Uzak duramıyorsun benden. Hı? Zarar vermek için bile olsa hep beni düşünüyorsun. Sabah o yanındaki kızın ismini bile bilmiyorsun. Benden başka gerçeğin yok senin. Sende o da yok Sevda. Hiçbir gerçeğin yok senin. Sevda? Tibet? Ne oluyor burada? Bir şey yok yani. Pardon. Sen benden habersiz bununla mı görüşüyorsun? Tibet, burada olduğunun haberin bile yoktu. Yoktuysa madem çıkıp gitseydin Sevda. Ya Tibet, tamam of. Gidiyorum ben. Aa, saçmalama, delirdin herhalde. Aa. Ya ne yapacağım burada? Ya burada olduğundan haberin bile yoktu. Sobanlar da geldi. Enişte. Ya bir sen eksiktin Tibet efendi. Yılmaz abi nasılsınız? İyiyiz. Ah! Enişte, söylesene ben buraya seninle konuşmak için gelmedim mi? Hakikaten ya, sen ne diyecektin bana de bakayım. Konuşacağım ben onu sonra. Ben müsaadenizi isteyeyim. Dur bakalım dur, aç mısın oğlum? Aç mıyım ben? İyi iyi hadi, bir tabak da sana koyacağız anasını satayım. Çıkar ceketi, gel buraya, karıştır şunu. Oğlum ne yapıyorsun ya? Dur dikkatli. Çıkar ceketi koçum, çıkar. Çıkar bakayım. Ha. Avukatlığa benzemez oğlum bu işler, gel. Maşallah maşallah. Karıştı, bak bakalım tuzuna. Bak şunun tuzuna bak, hadi. Neyine bakayım? Ne yapıyorsun? Kusura bakma. Yapmak zorundayım. Saadet. Benim şurada 2 dakika bir işim var. Hemen geleceğim, tamam mı? Abi!
Abi kaçırdı beni, elim ayağımı bağladı. Götürecek, ne olur aç kapıyı, ne olur. Kim kaçırdı, kim? Ya hırsız, kaçak o. Ya abi ne olur aç kapıyı, kurtar beni, polisi çağır. Abi, aydat geliyor. Hadi çabuk ol, aç kapıyı. Abi, ya abi ne bekliyorsun? Alo. Abi. Aşı hazır mı? Hazır sayılır. Kıl seni yolcu. Evet. Yalnız biraz hırçın galiba. Bak oğlum sana söyleyeyim. Bu böyle tepinirse, bağırmaya devam ederse tekneye falan almam ben. Başıma iş açmayın benim. Ya tamam ben hallederim, merak etme. Hallet. Ya sizin ananız bacınız yok mu? Vicdansızlar. Var var. Benim babam da anamı kaçırarak evlenmiş zaten. Allah onun da belasını versin o zaman. Pı! Hop hop hop. Ayıp oluyor. Şşş. İşimiz var sizinle. Alo. Tamam. Ya tamam tamam kapat kapat. Kapat. İptal. Ne iptal? İptal oğlum, görmüyor musun? Fırtına var. Bu akşam kalkamayız. Oğlum bana ne lan fırtınadan? Benim zamanım kalmadı, gitmem lazım. İyi tamam oğlum, o zaman alırsın kızı, yüzerek gidersiniz. Fırtına var diyorum oğlum ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarın gece çıkacağız artık yola. Bu gece oyalanacak bir yer bulun. Ben seni arayacağım, tamam? Hadi. Allah yardımcın olsun. Ha? Her şey hazır vallahi. Patatesler de Sevda'dan babacığım. Ne? Eline sağlık. Izgaralar da geliyor, devamı da geliyor. Bedir, yapma. Bedir oğlum getirsene ızgaraların devamını hadi. Babacığım, hepsi ızgara, kızartma bir şey yok. Rahat rahat yiyebilirsin. Üf, vallahi acıktık ha. Aşçıyla beraber mi yiyoruz? Eksik olma baba ya, işte öyle karınca kararınca bir şey. Ver ulan şunu kafamdan. Bu ne be? Vallahi üzerimizde kalmış, hiç haberim yok baba. Ya şu önlüğü de bir çıkaraver sana zahmet. Çözüver babam ya. Sağ olasın. Hale bak böyle geçmişiz ha. Nuri oğlum. Bu baş başa bir yemekti değil mi? Baba ama böyle de fena olmadı ha. Baş başaydı da. Tabii canım, yani bereketliymiş soframız. Değil mi Yılmaz'cığım? Cığım. Abi müsaadenle. Muzaffer amcam, bu gecenin şerefine iki kadeh patlatmak ister misin? Götür şunu Nuri'cim, yani ne gereği vardı, kaldır hadi. Niye öyle diyorsun servetim ya? 40 yılın başı bir araya gelmişiz ailecek. Babama bak, baban dizmiş vallahi damatları böyle tesbih gibi sıra sıra. He? Bir daha ne zaman bir araya geleceğiz? Koy, koy, koy aslanım. Tabii. Sevdiğim bütün damatlarım karşımda hakikaten. Vallahi ben de hayır demem. Al bakalım küçük enişte. Bedir Bey oğlum anlat bakalım. Nerelerdeydin, ne yaptın? Memlekete kadar gitmem icap etti Muzaffer amca. Aile ziyareti, önemli bir şey yok. Hayır, önemli bir şey yok. Bize mesele yok. De bizi ihmal etme. Ne diyor? Söyleyelim mi? Kızım, şuradan plakayı uzat. Araları düzelttiğimizi. Sağ ol. Bilemiyorum. Sırası mı sence şimdi? Yok, yok. Ya... Ne demek sırası mı kızım ya? İşte hazır herkes buradayken söyleyelim barıştığımızı. Ha? Hadi be. Ne olur. Ya bak hadi ölümü gör. Yılmaz çocuk gibisin ya. Kızım. Ya senden güzel bir şeyler gelince ben böyle çocuklar gibi şen oluyorum ya. Bütün dünya bilsin istiyorum. Bütün dünya bilsin servetle Yılmaz'ın barıştığı. Şşşt. Aa, böyle bağırmaya devam edersen bütün dünyayı bilmem ama bizim nasıl öğrenecek zaten. Ay. Hadi gel söyleyeyim bari. Vallahi mı? Söyleyeyim. Aslan karım benim ya. Evet enişte, gelin hadi artık. Başlayalım hadi. Hadi ne zaman yiyeceğiz ya? Babacığım, bir saniyenizi alacağız. Abiler, ablalar, kardeşler, ne diyelim. Bir açıklama yapacaktık da size. Öyle uyuzca bir şey söyleyecekseniz hiç başlamayın. Yok yok baba, merak etme. Hiç öyle bir şey değil. Canım... Sen güzel giriş yaparsın. Hadi bir gir bakalım şöyle mevzuya. Hazır herkes buradayken Yılmaz'la ben size bir şey açıklamak istiyoruz da. Bir şey diyeceğim yalnız. Herkes burada değil. Saadet yok.
Neyse canım, ona da sonra iletiveririz. Değil mi? Mesajı var, şeyi var. Evet. Servet'im. Yılmaz'la ben... akşamlar. Şimdi herkes tamam. Cemal Bey oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk. Nuri, anladın sen beni. İki tane daha tabak ayarlayıver. Kemal komisere, Saadet ablana. İki tabak daha koyuyorum abim. Evet canım. Komiserim, vallahi tam zamanında geldiniz. Biz de tam bir şey açıklayacaktık. Geldiniz derken? Ben tek başımayım. Saadet arkadan mı geliyor? Nerede? Ne oldu? Saadet burada değil mi? Saadet seninle değil miydi? Yok. Ben hiç görmedim. Ben Yılmaz abiyle konuşmaya gelmiştim. Sizin burada olduğunuzdan bir haberim yok. Komiserim, mesaj attım, almadın mı? Telefonum kapalıydı. Allah Allah. Evet, servislerimiz de geldi. Saadet ablam nerede? Dur. Hadi gel. Konuşturdun yine. Hırsız gibi girdin buraya. Saadet, sadece bir gece kalacağız ve sonra hiçbir şeye zarar vermeden gideceğiz. Tamam mı? Hadi yürü. Şimdi ısınırsın. Açmıyor, açmıyor, açmıyor. Yok yani. Cebi aradınız mı? Sen Cebi tekrar arasana. Ben şu an arıyorum. Kapalı hala. Ofis de cevap vermiyor. Of. Kaç kere aradım, baba kapalı işte, açmıyor. Kemal Bey oğlum, sen Saadet'i sabahtan beri hiç görmedin mi? Yok, vallahi görmedim Muzaffer amca. Ben sabah sana geliyorum diye evden çıktı, hatta arabayı bile aldı. Abla, bir arkadaşına falan gitmiş olamaz mı yani? Telaş etmeyin diye diyorum. Ya Saadet'in o kadar samimi bir arkadaşı yok ki. Dur ya, o sarışın bir kız vardı, neydi adı, Nergis miydi? Aa, Nergis ben. Hah, arasana onu, hadi. Kaza falan yapmış olmasın sakın. Allah korusun abla. Alo, ha. Nergis abla, Sevda ben. Nasılsın? İyiyim. Evet evet, çok uzun zaman oldu. Ha, Saadet mi? Ya, iyi, o da işte çalışıyoruz. Şey, tamam. Ya Nergis abla, ben yanlışlıkla aradım seni, tamam mı? Hadi konuşuruz sonra. Ha, dikkat et kendine. Susmuyor bu da ya. Yok, kaç zamandır görüşmüyoruz falan diyor. Vallahi. Nerede bu kız ya? Hiç böyle bir şey yapmazdı ki. Evde uyuyordur belki. Kaç kere aradılar, uyanırdı herhalde. Uykusu ağırdır belki. Ya benim içim hiç rahat değil. Gidip bir bakalım hadi. Hadi çıkın gidip bakalım yani. Bakalım, bir şeyler yapalım. Ya. Tamam hadi bakalım oğlum, sen toparlarsın buraları. Tamam abi, merak etme. Saadet, üşüyor musun? Gel. Gel sobanın yanında biraz ısın. İyi, don orada. Geçen yılbaşı senle
ateş başında oturuyorduk. Gölge zirvesine gitmiştik. Hatırlıyor musun? Ne kadar mutluyduk. Mutlu muyduk? Dur bir dakika, düşünmem lazım. Ne zaman mutluyduk Asrı? Sen beni dolandırıp ortada bıraktığın zamanlarda mı? Yoksa geri dönüp başıma bin bir türlü iş açtığın zamanlarda mı? Ne zaman? Ben seninle hep mutluydum Saadet. Mutluydun tabii. Çünkü senin ne mal olduğunu anlaması imkansız bir saf bulmuştun kendini. Senin gibi bir dolandırıcı için böyle cennet gibi bir şey olsa gerek. Beni dur. Ay, yukarıda yok. Yatağı bile bozulmamış. Allah Allah. Banyoya baktınız mı Servet? E sen yukarıya baktın, bakmadın mı banyoya? Ya yukarıda yok hiçbir yerde, bahçede yok mu? Yok, bahçede de yok. Ya, polise mi haber versek? Kemal komiserim burada zaten baba. Hem sabahtan akşama ortada yok diye 30 yaşında kız için işlem başlatmazlar herhalde. Değil mi? Ben şu taksi durağında bir sorayım, mahalleliğe bir sorayım. Ay dur baba, sen nereye gidiyorsun, ben hallederim, bekle. Yok muymuş ablan evde? Ya yok, yürü taksi durağına bakalım, orada mı? Belki bir şey görürüz, bir şey biliyorlar. Emniyet haber versek mi acaba? Bana 5 dakika müsaade eder misiniz? Nereye gidiyorsun? Hemen gidiyorum. Nerede bu kız ya? Nerede? Şu Salim'e gelsin, o da soracak. Bir iki çift lafım olacak. Sakın karışmayın. Sakın karışmayın. Tamam. Ha, Saadet. Ha. Kemal gel içeri. Ne onlar oğlum? Müştemilatta buldum. Ne demek şimdi bu? Kan mı üzerindeki? Kimin kanı? Yoksa Saadet'in mi? Deme öyle. Deme öyle. Saadet. Saadet'ime bir şey olmasın. Tamam baba. Saadetime bir şey olmasın. Tamam canım, tamam. Servet, kızıma. Tamam babacığım, tamam. Tamam, hadi emniyete gidelim ya. Belki biz gittikten sonra hırsız geldi. Onunla karşılaştıysa. Hadi, hadi yürü, gel. Ne diyeceğiz şimdi onlara? Bir şey, ya Kemal, oğlum bir şey desene sen de. Ne yapılır böyle bir durumda? Bir şey yapılmaz Muzaffer amca. Ne demek bir şey yapılmaz ya? Basbayağı bir şey yapılmaz. Çünkü bu Aslı'nın kanı. Saadet. Ne oldu? Saadet'i gören var mı? Yok, orada da yok. Gitmemiş. Bu ne komiser? Durun, durun. Kemal, ne diyorsun sen oğlum? Biliyorum. Sizin için ne kadar zorsa benim için de o kadar zor. Ama gerçek bu. Saadet Aslı'nı saklamış. Hop hop, ne oluyor ya? Kim kimi saklamış? Niye saklıyor? Bu bez ne, kan ne? Komiser Kemal bunu müştemilatta buldu. Aslı'nın kanı olduğunu söylüyor. Neden? Aslı'nın birkaç gün önce polisle silahlı çatışmaya girmiş ve vurulmuş. Böyle bir adam
ilk olarak nereye sığınır? Tabii ki en kolay kandırabileceği kişinin yanına. Benim kardeşim o kadar aptal değil. Hem niye yardım etmiş olsun ki? Yani kızı perişan etti, ortada bıraktı. Neden saklasın ki onu? Hiç. Yani şimdi Saadet aslında iyileştirdi, öyle mi? Olmaz öyle şey ya. Belki de olur. Ne dedin sen? Ben... Sevda sayıklama. Ne dedin diye sordu abla. Şey... Kız. Bak ne biliyorsan söyle, bir şey saklamanın zamanı değil. Durum ciddi. Saadet aslında görüşüyordu. Ne? Aslında görüşüyor mu? Nasıl görüşüyordu ya? Ay şimdi delireceğim ya. Ben de tam olarak bilmiyorum. Ben bir gün sokakta gördüm ben bunları. Yani dedik sürekli karşıma çıkıyor falan. Ya görüşüyorlardı işte. Saadet yapmaz öyle şey. Belki de yapar Muzaffer amca. He? Daha önce de Servet ablanın yattığı hastaneye gelmişti Asrın. Orada da karşısına çıkmış Saadet. Sen de biliyorsun yani. Sen nasıl saklarsın bizden böyle bir şeyi? Hangi akla hizmetle? Aa, kabahatli ben mi oldum ya? Nereden bileyim ben? Allah Allah, görüşmeyeceğim dedi bana. Her biliyorsun, bunu mu bilmiyorsun? Ya başına bir şey geldiyse? Ya bilerek mi yaptım ben ya? Nereden bileyim, Allah Allah? Saadet, ben susadım. Sana da su getireyim mi? Saadet, ne yapıyorsun sen? Ellerim üşüdü. Haklısın Nurhanmış. Özür dilerim. Ama senin yüzünden. Gönüllü gelseydin böyle olmazdı. Değil mi? Yapalım, nereye gidecekse gidelim, polis mi olur, jandarma olur, öne yak olsana Kemal. Yani adam kaçırmak bu kadar mı basit ya? Bir şey söylesene. Belki de kaçırmamıştır. Ne diyorsun oğlum? Sen demedin mi Asrı'nın kanı bu diye? Evet. Sen ne demek istiyorsun? Ya kendi isteğiyle gittiyse? Saçma sapan konuşma Kemal. Bir ağzına dolamışsın, kendi rızasıyla gittiyse, kaçtıysa diye. Şimdi daha iyi anlıyorum Saadet'in neden bu kadar saf olduğunu Muzaffer amca. Allah Allah. Kusura bakmayın ama sizler de en az onun kadar safsınız. Yani bu durumda kalbimizi mi kırmaya çalışıyorsun? Hayır, gözünüzü açmaya çalışıyorum. Asrın en az 3 gündür buradaydı. Bir düşünün. Size söylediği bir yalan, tutarsız bir lafı, hiç mi bir şey gelmiyor aklınıza?
bir ara sabahın körü böyle sargı bezleri de filan. Tından batıyor demişti ayağımı. Sonra gece gece yemek çıkarmıştı dolaptan. Bir de onu hatırlıyorum. Kim yapar bunu? Kim kendi elleriyle kendisini kaçırmaya çalışan birisine yemek götürür? Neden size benimle olduğunu söyledi? Merak etmeyin, onu aramayın diye. O buralardan gidene kadar onu aramayın diye. Sen bir sussana ya. Ha? Bir sus, bir sus. Ablam öyle bir şey yapmaz. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Gerçekleri görün artık ya. Saadet kendi isteğiyle gitti. Sen benim ablamı tanımıyorsun, tamam mı? Ablam gitmez. Bana söylemeden hiç gitmez. Bizi bırakıp da gitmez. Sen yakalamasaydın sana söyleyecek miydi Aslı'nın burada olduğunu? Sen gitsene buradan. Sevda diyorum. Ya kızım bir sakin ol, dur bakayım. Sevda! Saçma sapan konuşuyor. Kusura bakma, herkesin sinirleri gergin. Tamam, Cemal buyurma. Enişte götürür müsün ya saçma sapan konuşmasın? Sevda! Ya kızın başına bir şey mi geldi belli değil. Yok kendi isteğiyle gitti bilmem ne. Belki öldü benim ablam ya, kendi isteğiyle gitti diyor. Ne biçim konuşuyorsun be? Sen söylediklerine gerçekten inanıyor musun Cemal? He? Yani Saadet kalktı, kendi isteği rızasıyla gitti, öyle mi? Başka bir açıklaması yok. Ya belki vardır komiser, ha? Belki vardır da sen göremiyordur, olamaz mı? Yılmaz abi, sen de kızacaksan hiç konuşmayalım. Ya kızarım tabii. Saadet benim canım ciğerim, elimde büyümüş kız. Yani kusura bakma ama söylediklerin affedersin iftira gibi geliyor bana. İftira mı? Yılmaz abi, sen de farkında değilsin değil mi? Sen de görmüyorsun benim Saadet'e nasıl baktığımı. Ben Saadet'e inandım. İçinde asırlık bir yangın vardı. Üstünde taşı bile olmayan bir mezarla yıllarca konuştum ben. Herkese küsmüştüm ben. Saadet çıktı karşıma. Elimden tuttu. Beni iyi biri yapacağına inandım. İzin verdim ona. Saadet en çok beni kandırdı. Kim ne derse desin, Saadet en çok beni yarı yolda bıraktı. Anlıyor musun Yılmaz abi? Çok yüksek baba ya. Gerçekten çok yüksek baba. Dur, ben bir limon sıkayım, iyi gelir. İstemem! İstemem! Bırak! Yükselsin tansiyonum be! Yükselsin! Hatta ben öleyim be, öleyim! Aa, baba yeter ya, bir sakin ol lütfen. Zaten tansiyonu yükselmiş. Aa, geldiğinden beri devamlı konuşuyorsun. Konuşmayayım mı? Hiç baba. Hep o Kemal'in yüzünden ha. Yok Saadet kendi isteğiyle gitmişmişmiş. Sen nereden biliyorsun ya? Sen bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Sana ne? Nereden biliyor bu kadar şeyi bu adam? Sevda bir sakin ol. Yani ben babamı sakinleştirmeye çalışıyorum. Sen konuşuyorsun çar çar çar. Bana bakın. Eğer o Kemal'in dedikleri doğruysa, eğer Saadet kendi isteğiyle gittiyse bahçeye mezarını kazacağım onun. Diyeceğim ki benim kızım öldü. Bir daha onun ismini bile anmayacaksınız, tamam mı? Anmayacaksınız. Hiç baba sen biraz... İstemiyorum. İstemiyorum. Ben odama çıkıyorum. Dur, bırak yardım et de, yardım et de. Senin kime yardım ettiğini gördük. Zaten seni de ablana yardım ve yataklıktan içeri atacaklar. Hukukçu! Sen hukukçusun be, hukukçu! Saadet! Saadet! Ne demek Saadet? Huzur ver, huzur veriyor, huzur bize ha! Anası kılıklı! Kesin kalpten gidecek bu gece ya. Deme öyle ya. Isındın mı Saadet? Bak, benim canını yakmak zorunda bırakıyorsun. Sen benim canımı daha fazla yakamazsın Asrin. Sen de benim canımı yakıyorsun Saadet. Bilmiyorsun ki. Ben sana hiç kötülük yapmadım. Ondan yakıyorsun zaten. Hiçbir kötülük yapmadığın için. İçine bir kötülük olmadığı için. Olmayan vicdanında kocaman bir yarasın Saadet.
için sen benimle gerçekten mutlu olabileceğine inanıyor musun? Bir köleyle. Sen değil, ben senin kölenim Saadet. Senin yanında olabilmek için her şeyimden vazgeçtim. Her şeyinden vazgeçmek yerine hırsızlıktan vazgeçeydin. Belki o zaman bugün kendi evimizde bir ocağın başında oturuyor olurduk. Bana bak Saadet. Yine oturacağız Saadet. Her şeyi telafi edeceğim. Nasıl inanayım sana artık? Son bir kere inanmanı istiyorum. Ne yapıyorsun? Ateşi ağırlayacağım. Özür dilerim sana söylemediğim için. Ama ben nereden bileyim ya böyle olacağını? Bilsem söylemez miyim hiç? Tenezzül edip haber verseydin birlikte tahmin yürütürdük. Ben sana söyleseydim olaylar büyüyecekti yani. Korktum. Saadet üzülmesin diye. Bana haber vermedin. Olay büyümedi. Her şey süt liman. Üf, neyse olan oldu artık. Bu da sana ders olsun. Bak birlikte çare üretmek zorundayız. Artık polise mi gideriz? Yani Kemal'den de bir fayda yok ki bize. Aslında kanun kaçağı. Yani Saadet yardım ettiği için suç ortağı sayılmasa bile yardım ve yataklıktan ceza alır. Nasıl yani? Hapse mi atacaklar onu? Atarlar. Derdimizi anlatana kadar bile olsa atarlar. Saadet gidecek, biz de öyle bakacağız, öyle mi? Olmaz öyle şey canım. Of, bilmiyorum abla. Bilmiyorum ya, vallahi atabilirler. Neredesin Saadet ya? Ben bir babama bakayım. Çok sinirliydim. Ah Sevda, ah. Aslında gördüğümde gırtlaklamam lazımdı işte. Ben Saadet'i böyle yetiştirmedim Servet. Hiçbirinizi böyle yetiştirmedim. Babacığım sen hep söylemez misin? Çocuklar belli bir yaşa kadar ana babanın, ondan sonra kendi yollarında böyle dört nala koşarlar diye. Ha? Onlar avuntu kızım. Hiç kimse babalığına toz kondurmak istemez. Onlar evlatların defolarından kılıf bulmak için söylenmiş şeyler. Bakma sen. Tamam babacığım, tamam. Bak tansiyonun yükselecek. Gel otur şöyle, gel canım benim, gel.